Selam gençler, YouTube Fizikte Barış kanalına hoş geldiniz. Evet, sizlerle birlikte bugün dalgalar konusunda deneme sınavlarında belki de en çok gördüğünüz soru tipinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Dalgaların gruplandırılması arkadaşlar. Şimdi dalgalar iki farklı biçimde gruplandırılır arkadaşlar. Bunlardan birinci gruplandırma biçimi bakın, titreşim doğrultularına göre dalgalar. Şimdi titreme ile ilgili ne diyebilirsiniz? Öncelikle bu grupları ikiye ayırıyoruz. Öncesinde enine dalgalar, ikinci grupta boyuna dalgalar. Peki bir dalganın enine dalga olma özelliğini belirleyen şey nedir? Dalganın ilerleme yönü ya da işte doğrultusu ile. Eğer titreşim doğrultusu birbirine dik ise arkadaşlar, işte biz bunlara enine dalga adını veriyoruz bakın. Peki nasıl gösterebiliriz bunu? İşte en güzel örneklerinden bir tanesi şu. Şu bizim denge konumumuz ise arkadaşlar, bir dalga yukarı aşağıya titriyorsa ancak sağa ya da sola gidiyorsa işte biz buna enine diyoruz. Bakın ne yapıyor? İlerleme nereye gidiyorsunuz? Sağa ya da sola. Titreme nereye? Yukarı ya da aşağıya, değil mi? Bunu örnek olarak verilebilir, değil mi? Peki hangi tür dalgalar bunu yapabilir? Su dalgalarının yüzeyini zaten görsel olarak hemen kafada tutabiliriz, değil mi arkadaşlar? Buraya su dalgalarını yazabiliriz. Başka? Mesela yayla biz bunu yapabilir miydik? Evet, bir yayı mesela tutarsınız şöyle, değil mi? Elde edebilirsiniz arkadaşlar. O zaman buna bir yay dalgaları adını verebiliriz arkadaşlar. Yay dalgaları. Bir başka örneğimiz ise bazı deprem dalgaları. Peki hangi tip dalgalar diyebilirsiniz? İşte bunlara S tipi. Yani S'de baş harfinden gelmiş arkadaşlar. Sekonder tip dalgalar diyebilirsiniz. Ve en meşhurlarından bir tanesi arkadaşlar, kısa bir sembol olarak EMD dediğimiz, kim bunlar? Elektromanyetik dalgalar arkadaşlar. Elektromanyetik dalgalar. Yani kabaca bunlara da ışık diyebilirsiniz arkadaşlar. Kim bunlar diyebilirsiniz? 7 tane adam bilmemiz gerekiyor. Düşük enerjiden biraz sonra tekrar göreceksiniz bunları. Radyo dalgaları, mikro dalgalar. Sıralama ile kafada tutarsanız lehinize olabilir arkadaşlar. Kızıl ötesi ışınlar. Sonrasında görünür ışık. Bakın gördüğümüz ışık bile enine dalgalar grubuna ait. Sonra mor ötesi ışımalar arkadaşlar. Sonra X, yani röntgen, sonra da gama ışınları diye 7 tane de burada var arkadaşlar. Peki boyuna dalgaların özelliği nedir diyebilirsiniz. İşte bunlar için cevabımız ilerleme çizgisiyle titreşim birbirine paralel olacak gençler. Titreşim doğrultusu. Yani bu ne demektir? Şu hareketi yapabiliyorsa eğer, mesela buna en güzel örnek yay. Mesela bir yayı bir yere bağladığınızı düşünün. Şöyle bir duvara bağladığımızı düşünelim. Ben bu yayı çekip bıraktığımda ne yapacaktır? Bakın bu çizgi üzerinde ilerleme yapıyor. Denge konumu burasıydı biliyorsunuz. Bunu ne yapacak? Buraya gidecek, biraz sonra geri gelecek. Yani titreşimi de yine bu çizgi üzerinde kalıyor. O halde bunlar aynı çizgi üzerinde kalırsa paralel olmaları anlamına geliyor. Yani boyuna dalgalar. Peki kim var bunu yapan? En başta aklınıza gelecek tabii ki de kim arkadaşlar? Ses dalgaları, değil mi? Ses dalgaları dikkat edin. Şu şekilde yayılmazlar arkadaşlar. Bir yayın sıkışması gibi, bazı anlarda böyle sıkışması, bazı anlarda rahatlaması gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ve üniversite sınav sorusudur bu. Su dalgaları arkadaşlar bakın. Ve dikkat edin burada. Su dalgaları her iki grupta da var arkadaşlar. Mesela gelen soruda yanlış hatırlamıyorsam şöyleydi. Aşağıdaki dalga türlerinden hangisi hem enine hem boyuna dalga özelliğine sahiptir? Sorunun cevabı su. Diyebilirsiniz peki yüzeyde böyle görüyoruz. Niye peki boyuna da olabiliyor? Tabii ki yüzeyde siz bunun enine olduğunu görüyorsunuz ama aşağıdaki sıvı moleküllerin arasındaki titreşimin iletilmesi tabii ki boyuna boyutta olacaktır. Yine bakın yayla biz bu işi çok rahat yapabildiğimizi gördünüz. Mesela yay dalgaları da her iki gruba ait. Ve bazı deprem dalga türleri arkadaşlar, kim bunlar da? P tipi, yani primer tip dalgalar adını verebiliriz. Bakın bu gruplandırma ile çok iyi anlaşacağız gençler. Bu birinci sayfamızdı. İkinci bir gruplandırmamız var arkadaşlar. Taşıdıkları enerjiye göre dalgalar. Şimdi bu kelime maalesef birazcık böyle hoşlanmadığımız bir kelime oluyor. Taşıdıkları enerjiye göre nedir dediğim zaman genelde öğrencilerim benim şöyle cevap veriyor. Acaba hocam diyor işte yüksek enerji, alçak enerji gibi bir gruplandırma mı? Veyahut da işte potansiyel kinetik falan mı gibisinden düşünüyor. Taşıdıkları dedikteki amacımız şu. Ortama ihtiyaç var mı bu dalganın iletilmesinde, yok mu? İşte elektromanyetik dalganın en büyük özelliği yayılması için ortama ihtiyaç yoktur arkadaşlar. Bakın ortama ihtiyaç yoktur. Ve en büyük özellikleri
Mümkünse de hatta boşlukta yayılmak isterler, değil mi arkadaşlar? Boşlukta yayılabilir dalgalardan bahsediyoruz. Peki mekanik dalgaların özelliği nedir diyebilirsiniz. Bunların yayılması için ne gerekir? Yayılması için ortam isteyen dalgalardır. Ortam gerekir. Katı sıvı gaz gibi bir ortam gerekir. Mesela elektromanyet dalgalar, bakın burada çok güzel bir görsel olarak ta hafızanızda kalabilir arkadaşlar. Radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızılötesi, görünür ışık, mor ötesi. Bu arada mor ötesinin diğer bir ismi ultraviyole. X ışınlarının diğer bir ismi de arkadaşlar röntgen ışınlarıdır. Ve sonda da gamadır. Eğer sağ tarafa doğru giderseniz arkadaşlar, çaktırmadan zarar artar. Tabi dalga boyu küçüldüğünü görüyorsunuz. Şöyle yazalım isterseniz. Enerjileri artar. Frekansları artar. Dalga boyları küçülüyormuş. Yalnız işte burada en önemli yerlerden biri, tümünün hızı eşit arkadaşlar. C dediğimiz ışık hızıyla boşlukta yayılacaklardır arkadaşlar. Ve sağ tarafa doğru gittikçe de yıkıcılıkları, gericilikleri artar ve zararlılıkları da artar arkadaşlar. Peki mekanik dalgalar, bunlar biraz daha günlük hayat dalgaları. Bakın boşlukta yayılamayan kimlerdi? En basit herhalde tahminim ilk aklınıza gelecek dalga budur. Ses dalgaları değil mi? Bakın ne yapar? İlle ortam olması lazım. Hatta kuralda hatırlarsanız ses dalgaları, düşünün gaz ortam, sıvı ortam, katı ortam gibi çizersem şimdi. Mesela gazlarda ne oluyor? Atom moleküller arası boşluk fazla. Ama sıvılar biraz daha yakın. Ama katılar çok çok yakın, dikkat ederseniz değil mi arkadaşlar, şöyle. Dolayısıyla ne oluyor? İletimin hangisinde kolay olacaktır? Ses dalgalarına, katılarda değil mi? Sonrasında yine bakın deprem dalgaları, mesela su dalgaları, yay dalgaları. Bakın bunlar ne yapıyor? Ortam isteyen dalgalar, ama elektromanyetik dalgalar ortam sevmeyen dalgalardır. Evet, şimdi bu iki gruplandırmayı hemen sorularla test edelim gençler. Ondan sonra da işimizi bitirmiş olalım. Dalgalar titreşim doğrultularına göre iki gruba ayrılır. Bu gruplar neydi? Enine dalgalar ve boyuna dalgalardı. Buna göre enine ve boyuna dalgalar grubundaki dağılımı nasıl olacak? Şimdi su dalgaları nasıl oluyordu arkadaşlar? Hem enine hem de boyuna olabiliyordu. Yay dalgalarını ben hem enine hem boyuna yapabiliyordum, değil mi? Ama elektromanyetik dalgalar enine dalgalar grubundayken, ses dalgaları da boyunadır. O zaman enine dalgalar kimleri gördüm? Bakın 1'i gördüm, 2'yi gördüm ve de 3'ü gördüm. Burada 1, 2, 3 var. Peki boyuna dalgalar grubunda kimi gördüm? Su var, yay var, ses var. Yani 1 var, 2 var, 4 var. 1, 2, 3, 1, 2, 4. Ve özellikle dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bazı dalga türleri her iki gruba da ait olabiliyor, değil mi? Özellikle de her iki grupta olan dalga türlerini su, yay, hatta genel olarak konuşursam deprem evet derim, ama depremi de kendi içerisinde S ve P diye ayırsanız olmayacaktır tabii ki de, ama bunlar özellikle dikkat etmeniz gereken dalga türleri arkadaşlar. Evet, bu sefer her iki gruplandırmayı birleştireceğiz. Yukarıdaki dalgalardan hangileri hem mekanik hem de boyuna dalga özelliği? Bakın iki ayrı gruplandırma, yani bir şey hem mekanik olup hem de boyuna olabilir, değil mi? Mekanik neydi? Ortam sevenler. Dernek gibi oldu ama biraz. Değil mi? Su, evet, mekanik dalgadır. Ses, mekanik bir dalgadır. Ama ışık ne oluyordu hatırlayın? Ortamı sevmez, boşlukta yayılmayı sever. O zaman bu bir elektromanyetik dalgadır. Peki su dalgaları ne olabiliyordu? Şimdi bu ikinci gruplandırmaya giriyoruz. Boyuna olabiliyor mu? Hem enine hem boyuna. Ses dalgaları boyunaydı sadece. Işık dalgaları da hatırlatalım. Onlar da sadece enineydi. O zaman hem mekanik, o zaman mekaniği sağlayanlar şu 1 2 idi. Hem de boyun olduğu için de o zaman 1 ve 2 aradığımız cevaplar olacaktır gençler. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu kısmı lütfen sık sık tekrar edin arkadaşlar. Çünkü gerçekten de çok çok işinize yarayacak bilgiler bunlar. Deneme sınavlarında muhtemelen gördüğünüz, en çok gördüğünüz sorular bu gruba ait oluyor arkadaşlar. Evet, bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın gençler.